8Mile'den herkese merhabalar. 13 sınıflar matematik ders kitabı sayfa 162 alıştırma çözümlerini sizler için yapıyoruz. Diğer sayfalarında alıştırmaların çözümlerini kanalımızda bulabilirsiniz. İlk soruyla hemen başlayalım. Bir soruya bakacak olursak aşağıda verilen ifadelerin bir polinom olup olmadığını bulunuz diyor. Bir ifadenin polinom olup olmadığını bulmak için arkadaşlar sadece x'in kuvvetine bakacaksınız. X'in kuvveti eğer bir doğal sayı ise yani 0, 1, 2, 3 gibi bir sayı ise bu bir polinomdur. X'in katsayılarına ve diğer ifadelere bakmıyoruz. Şimdi A şıkkına bakacak olursak ifademizi görüyoruz. Sadece kuvvetleri alalım. 5, 2, şurada da kuvvetimiz 1. Evet, bu bir polinom. B şıkkında tx eşittir eksi 17 sadece sayıdan oluşuyor. Buna da sabit polinom diyoruz. Burada x'imiz var, x üzeri 0'ımız var. O zaman bu bir polinomdur. Kuvvetimiz 0 olabilir. C şıkkına bakacak olursak kuvvetimiz bakıyoruz. X'in kuvvetlerine bakıyoruz. 5, 2 ve 1. Bu da bir polinomdur. C şıkkına bakacak olursak kuvvetimiz 3. Şurada x kök içinde. Bunu üssü olarak yazalım. Yani x üzeri 1 bölü 5 olarak yazılır. 1 bölü 5 de bir rasyonel sayı. Yani doğal sayı olmadığı için bu bir polinom değildir. Evet, birinci sorunun çözümü bu şekilde. İkinci soruya bakalım şimdi. İkinci soruda px eşittir. Eksi 3x üzeri n artı 30 bölü n artı 55 üzeri x üzeri 4 eksi 7 üzeri x üzeri n eksi 4 ifadesi bir polinom belirttiğine göre px polinomunun derecesinin alıcı en büyük ve en küçük değerlerin toplamı bulunsun. Arkadaşlar derece x'in kuvvetlerinden en büyük olanına derece diyoruz. Bu ifadenin polinom olabilmesi için x'in kuvveti az önce söyledik bir doğal sayı olmalı. Şimdi sadece x'in kuvvetlerini alıyorum. N tabii şurayı n bölü n artı 30 bölü n olarak yazabiliriz. Yani 1 artı n'ler gider. 30 bölü n olarak yazabilirsiniz. Şurada ise n eksi 4 ifademiz var. N eksi 4 ifademiz büyük eşittir 0 olmalı. N büyük eşittir buradan 4 buluruz. 4 ve 4'ten büyük olmalı. Ne vereceğimiz değerler. Şurada ise bakın polinom ifadesinin bir kesir olmaması lazım. X'in kuvvetinin 30'u bölen sayılar verebilirsiniz ve 4 ve 4'ten büyük sayılar vereceksiniz. O zaman n yerine 5 verebiliriz. 6 verebiliriz. 30'u bölen sayılar. 10, 15, bir de n yerine 30 verebilirsiniz. Şimdi geldik ifademize. N yerine eğer 5 verirseniz, n yerine 5 yazıyorum. 30 bölü 5, 6. Bir daha şurası 7 olur. Şöyle yazalım, şaşırmayalım arkadaşlar, kafanız karışmasın diye. Şimdi n artı 30 bölü n. Şurada ise n eksi 4 var. Şimdi n'e eğer 5 verirseniz şurası 7 oluyor. Şurası 3 oluyor. N'e 6 verirseniz 6 verirsek burası 6, burası 2. Değil mi? 5 daha burası 1 olacaktı. Düzeltiyorum. Sonra devam ettirelim. Şurayı sileyim daha rahat anlatmak için. N arkadaşlar 10 verebilirdik. Onu da yazalım. 10 verince burası 4. Şurası 10'dan 4 çıktı. 6. N'e 15 verince şurası 3. 15'ten 4 çıktı. 11. N'e en son 30 verince şurası 2 ve şurası 30'dan 4 çıktı. Arkadaşlar 26 oldu. Şimdi en büyük kuvvetimiz 26 oldu. O zaman derecemiz en büyük, en çok 26 oluyor. Peki derecemizin en küçük değeri kaçtır? Ona bakalım şimdi. Şimdi derecemizin en küçük değerini şuradan bakalım beraber. Şurada 7 en küçük. Şurada 6, şurada yine 6, 11. Demek ki en küçük 6 oluyor. Şurada da 6 oluyor. En küçük de 6. Bunların toplamını soruyordu.
biri 6, biri 26 topladığında cevabımız 32 olacak. Şimdi gelelim burada 3. soruya. 3. soruya bakalım. A ve B birer reel sayı. Qx polinomu eşittir. Eksi A artı 6 x üzeri 4 artı A eksi B artı 4 x kare artı A kare A eksi B kare polinomu sabit polinom olduğuna göre diyor arkadaşlar bize. Buna göre Q eksi 4 kaçtır? Şimdi sabit polinomda sadece bir sayıdan ibaret olmalı. Yani x olmamalı. Bu x'leri yok etmeliyiz. Ama şurayı sıfıra eşit diyorum. Buradan A 6 olacak. X'in katsayılarını yine sıfıra eşit diyorum. Şurayı da sıfıra eşit diyorum. A yerine de 6 yazın. Yani 6 eksi B artı 4 eşittir 0. B de buradan 10 çıkacak. Şimdi A ve B yerine bu sayıları yazalım. Sabit polinom şurası zaten. Qx polinomumuz ortaya çıkacak. A yerine 6 yazınca 6'nın karesi 36. B yerine 10 yazınca 10'un karesi 100. Çıkarınca eksi 64 olacak. Şimdi Qx eksi 4 polinomu da yine zaten x olmadığı için herhangi bir şey değişmeyecek sabit polinom için. Cevabımız yine eksi 64 olmuş olur. Gelelim dördüncü soruya. M, N, T birer reel sayı olmak üzere Px eşittir. 8 eksi mx kare artı n artı 2x eksi 10 artı t polinomunun sıfır polinomu olması için m çarpı n eksi t değerini hesaplayınız diyor. Sıfır polinomda arkadaşlar bütün katsayıları sıfır eşliyoruz. Yani x'in katsayısını da ve sabit ifadeyi de sıfır eşliyoruz. Yani buradan şurayı sıfır eşitlersek m'yi 8 buluruz değil mi? Şurayı sıfır eşitlersek n'i de eksi 2 buluruz. Şu en sondaki sabit ifadeyi de sıfır eşitlerseniz t'yi de bulursunuz. T de buradan 10 olacak. Şu ifadeyi hesaplayalım. Yani 8 çarpı eksi 2 eksi 10. Buradan da eksi 26 çıkmakta. Gelelim 5. soruya. Şöyle 5. soruyu açalım. Evet 5. soruda a bir reel sayı olmak üzere px artı 1 eşittir. Eksi 2 ax küp artı 6 x kare artı ax eksi 8 polinomunun katsayılar toplamı eksi 5 olduğuna göre p3 kaçtır diyor. Şimdi katsayılar toplamı için x'e kaç veriyordunuz hatırlayın. X'e 1 veriyorduk. O zaman burada x'e 1 verin. Zaten bu polinom için diyor. Şurası önemli değil bizim için. Eksi 5'e eşitleyin. Şimdi x'e 1 veriyorum. Eksi 2a artı 6 artı a eksi 8 eşittir eksi 5. Şimdi harflerimizin toplamı şu x'in toplamı eksi a. Sayılarımın toplamı eksi 2 eşittir eksi 5. Yani buradan a eşittir 3 çıkıyor. Şimdi A yerine 3 alın. P3'ü soruyor. Bakın P3'ü soruyor. Şurayı 3 yapacak sayı kaçtır? Değil mi? Şurayı 3 yapan sayımız kaç? 2. X'e 2 veriyorsunuz şimdi. X'e 2, A'ya da 3 veriyorsunuz şu denklemin hepsinde. Şimdi o zaman eksi 2. A yerine 3 yazıyorum. X yerine 2 yazıyorum. 2'nin 3. kuvveti 8. Artı 6 çarpı 2'nin karesi 4. Artı 3 çarpı 2 eksi 8. Şimdi buradan 24 eksi 48. Artı 24. Artı 6 eksi 8. Buradan şurası eksi 24. Şurası da eksi 2. Cevabımız eksi 26 çıkıyor. Dördüncü soruda eksi 26 çıkmıştı değil mi? Şimdi gelelim altıncı soruya. Altıncı soruya bir bakalım. Px eşittir. Eksi 2x küp artı 5x eksi 6. Qx polinomunu da vermiş. 3x üzeri 4 eksi 6x artı 7 polinomları veriliyor. Buna göre x artı 2 çarpı p kare x çarpı qx eksi 1 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? Şimdi x yerine bir kere 1 verelim. Şuradaki ifadelerin hepsinde x yerine 1 yazalım. O zaman 3 çarpı p kare 1 çarpı q 0. Şimdi 3 çarpı diyoruz. P polinomda x yerine 1 yazın şurada. X'e 1 verirsek şöyle yapalım. Eksi 2 artı 5 eksi 6'nın karesi çarpı Q polinomda x yerine 0 yazarsanız 0 yazarsanız zaten sabit terim geleceği için orayı pek düşünmemize gerek yok. 7 çıkıyor. O zaman eksi çarpalım. 3 çarp. Şu parantez içini toparlayalım. Eksi 3 karesini alıyorum. 9 çarpı 7. Yani 9 kere 3 27. 27 kere 7 189 yapıyor cevabımız.
Geldik 7. soruya. Px polinomunu vermiş. Polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı eksi 15 çarpı 2 üzeri m eksi 4 olduğuna göre m gerçek sayısının değerini bulunuz diyor. Şimdi tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını şu şekilde buluyoruz. Ha, orayı not edeyim, aklımda kalmadı. Şuraya yazayım. Eksi 15 2 üzeri m eksi 4. Şurayı sileyim daha rahat çözmemiz için. Çünkü biraz alana ihtiyacımız vardı. Tek dereceli teriminin katsayılar toplamı şöyle buluyorsunuz arkadaşlar. Burada P1'den P eksi 1'i çıkarıp 2'ye böleceksiniz. Şimdi P1'i bulalım. X yerine 1 yazıyorum. 1'i yazdım. Eksi 2. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16. Çarpı 1'i yazdım. Şurası da 2. Sonra x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi. Eksi 1 yazınca şurası eksi 4. Eksi 4'ün 4. kuvveti 256. Eksi 1 yazdım. Yine burası 2 yaptı. Bölü 2. Eşittir bu tarafa. Eksi 15 çarpı 2 üzeri m eksi 4. Şimdi bu ikiler sadeleşsin. Zaten iki parantezini alabilirsiniz. Şimdi 256, 16 çıkarırsak eksi 240 yapıyor burası. Eşittir. Eksi 15 çarpı m üzeri 2 üzeri m eksi 4. 240'ı 15 ile sadeleştirelim. Yani 240'ı 15'e bölelim. Kaç kere var ona bakalım. Şöyle bir köşede yapalım. 240 bölü 15. Bir kere var. 15 yazalım. Şurası 9 oldu. 90. 90 da 6 kere var. Demek ki 16. 16 eşittir 2 üzeri m eksi 4. Şimdi 16 2'nin 4. kuvveti olduğu için 4'e eşitliyoruz. Buradan m eşittir 8 çıkacak. Evet, 7. soruyu da bu şekilde çözüyoruz. Geldik 8. soruya. 8. soruda arkadaşlar birer tane polinomlarımız var. Bu polinomlar birbirine eşit olduğuna göre a çarpı b eksi c çarpı d'yi soruyor. Unutmayalım. A çarpı b eksi c çarpı d. Peki polinomlar birbirine eşit ise ne yapılır? Ona bakalım. Polinomlar birbirine eşit ise aynı dereceli terimlerin katsayıları eşittir. Yani şu şuna eşit. Sonra x karemiz var mı? Yok. Bakın aşağıda yok. O zaman şurayı bir kere sıfıra eşitleyeceğiz aşağıda olmadığı için. Buradan b'yi bulduk. Eksi 3. Bu bir köşede kalsın. Şimdi ilkinde bir eşitleme yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü iki bilinmeyen var. A'yı da bilmiyorum. C'yi de bilmiyorum. Bir şey elde edemem. Sonra x'in katsayıları yani şununla şunu eşit diyelim. Tabii b yerine eksi 3 yazın. Şurası eksi 8 eşittir eksi c. Buradan c eşittir 8 çıkıyor. C'yi de bulduk. Şimdi şunları eşit diyebilirim. C'yi biliyorum çünkü. O zaman eksi a artı 4 eşittir. C yerine 8 yazınca 11. 4'ü karşıya atalım. Buradan a eşittir. Eksi 7 çıkacak. Ne kaldı? D kaldı. D'yi de bakın sabitler de birbirine eşit. Şu ikisini de birbirine eşit diyoruz. A artı D. A yerine de eksi 7 yazıyorum. Artı D eşittir 10. D de arkadaşlar 17 çıkacak. Neydi? A çarpı B eksi C çarpı D idi. Evet. A çarpı B yani eksi 7 çarpı eksi 3 21. Eksi 17 çarpı 8. 17 kere 8 80 56 120 pardon kaç yapıyor? 136 yapıyor. 21'i çıkaralım. Eksi 115 yapacak. Evet, 9. ve son soru. Px bir polinom arkadaşlar ifadelerin toplamı yani Px eksi 4 ile Px artı 4'ün toplamı eksi 8x artı 10 olduğuna göre Px artı 5 polinomunun sabit terimini bulunuz diyor. Şimdi bir kere Px polinomunu belirleyebiliriz bize verilenlerle. Nasıl belirleyeceksiniz ona gelelim. Şimdi iki tane polinomun toplamı bakıyorsunuz birinci dereceden bir polinom yani buna doğrusal polinom diyoruz. İleride işleyeceksiniz. Şimdi doğrusal polinom yok da doğrusal fonksiyon var aslında. Birinci dereceden polinom. Onu da ax artı b ile gösteriyoruz. Şimdi px eksi 4'ü bulmak için x yerine x eksi 4 yazın şurada. Yani a çarpı x eksi 4 artı b. px artı 4'ü bulmak için x yerine x artı 4 yazın.
O zaman a çarpı x artı 4 artı b eşittir eksi 8x artı 10. Şimdi a'yı dağıtalım. Ax eksi 4a artı b. A'yı burada da dağıtın. Buradan ax artı 4a artı b eşittir eksi 8x artı 10. Burada bakın 4a'larımız gidiyor. X'in katsayıları alalım hemen. X'in katsayısı a 2a eşittir. Sağ tarafta x'in katsayısı eksi 8'e. Buradan a eşittir eksi 4. Peki şimdi sabit sayıları alalım. 2 tane b eşittir 10. Buradan b eşittir 5 çıkıyor. Yani bizim px polinomumuz arkadaşlar ne çıktı? A yerine eksi 4 yazarsak eksi 4x. B yerine de 10 yazarsanız pardon 5 yazarsanız artı 5 olur. Bize bu polinomun sabit terimini soruyordu. Sabit terim için x yerine 0 yazacaksınız. Yani P5 soruluyor. X yerine 5 verelim. 5 verince eksi 4 çarpı 5 eksi 20 artı 5. Yani cevabımız eksi 15 olacak. Evet, alıştırmalarımızı bu şekilde çözdük sizler için. Diğer alıştırmaların çözümlerini de kanalımızda bulabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.